Cümleten selamun aleyküm. Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftarı. Nasılsınız? İyi misiniz? Siz de benim gibi bomba gibisiniz herhalde. Tahminim o şekilde. Yani herhalde bugün bomba gibi olmayan yoktur. Değilseniz de hazır olun. Sponsorumuz golvar.com'un katkılarıyla hazırlanan bomba videomuza hepiniz hoş geldiniz. Fenerbahçe dün e, süperlikli küme düşme, şey, küme düşme potasındaki e, zayıf rakibi demeyeceğim. Çünkü tamam espri de bir yere kadar yani sonuç olarak Fenerbahçe şu anda 59 puanda. Zayıf rakibi dediğimiz 40, 40. Dur bir saniye. Mikroskop varsa şey sıralamadan bulayım. 6, 7, 8, 12, 13 yok. Sildiniz mi lan yenildi diye. Süper Lig şeyini silmişler puan durumundan Galatasaray yok. Neyse Galatasaray'ı Fenerbahçe dün 2-0 mağlup etti. 26'da Miha Zaysen ve 68'de Serdar Dursun'un golüyle. Maç bitiminde de Fenerbahçe resmi hesabın bir golü var. Az sonra o kısma geçeceğiz. Şimdi Fenerbahçe maçı kazandı. Ama dışarıda öyle bir iki tane belki Fenerbahçe marşı açan kişi duymuşsunuzdur. Sokaklarda da birkaç tane Fenerbahçe formalı gördüm. ben Kayseri'de iki tane Fenerbahçe formalı gördüm dışarıda. Kendimi saymıyorum. Hani Muhtemelen yenilseydik Galatasaraylılar bugün doğan çocuklarının adına Nisan falan koyarlardı. Ya da dün ve bugün doğan çocukların adına Nisan koyarlardı. Ne bileyim dövme falan yaptırırlardı. Evi falan badanasını sildirirdi. Oraya falan kazırlardı. İşte TC kimlik numaralarını falan değiştirip 10042022 falan yaptırırlardı. Yani bizim için çok sıradan bir şey yani. O yüzden çok da önemsediğimiz bir galibiyet değil. Ben maçı ve Türk futbolunu bir cümleyle özetlemek istiyorum. Eğer bu cümlem hoşunuza giderse bu videoyu beğenin. Bu cümlem hoşunuza gitmezse beğenmeyin. Hodri meydan. Var mısınız? Delikanlı sözümü. mü? Sözünden dönen topi top olsun mu? Olsun. Tamam. Türk futbolunu ve ya da maçı bir cümleyle özetleyeceğim. Milli takıma alınmayan Mert Hakan Yandaş ve İrfancan Can Kahveci. Milli takıma alınan Berkan ve Talyan'ı dün akşam sahada ezdi. Yeter mi? Yeterli oldu mu? Beğenecek misiniz? Bakalım kaç kişi sözünde duracak. Kaç kişi de topi top olacak. Tabii değil mi? Mert Hakan'ın lobisi yok. İrfan lobisi yok. Şimdi kısım kısım gidelim. Fenerbahçe'de ilk golün asistini yapan o sayı savunmada da rakibin en önemli silahı ve hani e, Bizans oyunları oynadıkları yok sakat, yok öldü, yok bacağı çekiyor, yok işte sabaha zor çıkar deyip de derbide oynatmak için numara yaptıkları Kerem Akdürkoğlu'na da üstünlük sağlayıp maçın yıldızı oldu. Bir asist, 3'te 3 üç çalımla adam geçme, 6 ikili mücadele kazanma, 2 top çalma. Bu arada 6 ikili mücadele kazanma derken yanlış anlaşılmasın oyunun kenarında oynuyor yani kanatta oynuyor. Merkezde işte ne bileyim stoper olsa ön libero olsa 8 9 10 15'e çıkar herhalde sayı. 6 2'li mücadele kazanma, 2 top çalma. 42'de 40 pas isabeti. Bakın bu sayıyı unutmayın. 40 sayısını unutmayın. 42'de 40 pas isabeti. %95 pas başarısı. Yani %95 de iddialı 96 97 falan çıkmıyor mu? Şimdi Kerem o sayı karşısında yani soluğu nereden aldı? Yani nasıl soluk aldı gördünüz. Fenerbahçe'nin hani bir Dani Alves elde etti mi bilemeyeceğim ama sanki bir e, Prime dönemindeki Moses'a doğru gidiyor gibi Allah'ın nazardan sakınsın. İnşallah bir de Nigeria takımına seçerse çok daha iyi olur. O sayı için bu arada scout ekipleri vardı. Yani adamlar ah, diyerek gittiler. Bakalım sezon sonunda çift taneli Hangi fiyattan kapıyı açacaklar. Fenerbahçe'de ilk golün asistini yapan Miha Zaitz. Şey pardon ilk golü yapan Miha inanılmaz İnanılmaz bir şey var. Rating 8.2 almış. Az bile almış. Bir gol. Bir şut bir gol. Yani tek attı. Ha, maçtan önce dedim ya Fenerbahçe'nin tek atması lazım. Tek attı. %91 pas başarısı. Bakın. Bu arada 11.939 koşunca sahanın en iyisiymiş koşuda. Ee, ve kazandığı e, şey %91 pas başarısı dedik. Kazandığı ikili mücadele sayısı 4. Yetti mi? Yetmedi. Bak kazandığı ikili mücadele sayısı 4. Artı 4'te top çalma. 4'te top çalma. Uzun top isabeti 3'te 3. Uzun top pas isabeti. Yani inanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Uzun top isabeti böyle. Kusursuz 3'te 3. Hava topu kazanma 1. Uzaklaştırma 1. Şimdi pas isabeti 91.1 dedim ama rakip yarı yani rakip alanda pas isabeti %85 ve Zayst'a gecenin kahramanlarından. Şimdi ilk gol İsmail Kartal da belirtti. Ya biz bunu çalıştık antrenmanlarda dedi. Hani atmıyorum kafadan dedi. Yani biz bunu çok çalıştık antrenmanlarda dedi. Fenerbahçe hesabını takip ediyorsanız idman videolarına bakın. Zaten anlarsınız. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor. Şimdi o ilk golü biz de açsam yazalım. O sayıya mı yazalım? Mert Hakan'a mı yazalım? Yani kime yazalım bilmiyorum. Ama mükemmel organizasyon. Şimdi 40 aklınızda tuttunuz değil mi? 40 sayısını. 40 başarılı pas sayısını aklınızda tuttunuz. Çok güzel. Galatasaray'da çiki 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 çiki, çiki çikildao der bir de sadece sadece only sadece 8 isabetli pas yapabilmiş. Çiki çiki çikilda o. Normal çikilda da değil ha Çiki çiki çikilda o. Normal çekil daha olsa duramazsın. Çünkü piyasa değeri 8 milyon euro. Vay babayın kemiğini. Futbolcunun şahı. 6,5 milyon euro. Yani 6,5 milyon euroya alındı. Hacı Akademi'nin ürünü. Haş şey Galatasaray'a büyük umutlarla gelen süper star. Oo, bahsetmesi bile tuhaf. 8 pas yapabilmiş isabetli. İlk yarıda sadece 3 isabetli pas yapmış. Ve bir devrede en az isabetli pas yapan orta saha oyuncusu olmuş. Toplam 18 pas denemesinde 8 isabet. 3 orta, 0 isabet. 2 top kazanma, 18 top kaybı. Ve süperstar Çiki Çiki Çikildao. Ben dün size maçtan önce ya yani çok güzel bir analiz sundum. Dedim ki Talyan, Berkan Çikildao orta sahası çıkarsa bizim orta sahamız bunları Çiki Çiki Çikildao ki sonuç ortadan. Ha Berkan Talyan demişken onları da baz alayım. Şimdi size 4 tane futbolcu söyleyeceğim. Galatasaray'dan Berkan, Gomis, Çikildağ, Kerem. Dördünün yaptığı isabetli pas sayısı kaç biliyor musunuz? 41. 41. Osayi'nin <laughs> yaptığı isabetli pas sayısı kaçtı? 40. Zayt'sın yaptığı isabetli pas sayısı kaç? 41. Yani dördünü toplasan bir Zayt anca eder. Yani oyunda kurduğumuz üstünlük, başarı vesaire vesaire hepsi ortada. Yani sonuç ortada. Yani inanabiliyor musunuz? Şimdi Ferdi Kadıoğlu bir de Ferdi'yi şey, Ferdi hesaplayalım. Şey Ferdi'yi hesaplayalım. Ferdi'yi hesaplayalım durun. En çok top kazanan isim. En çok ikili mücadeleye giren isim. En çok ikili mücadele kazanan isim. En yüksek orta isabeti. Lan hangi ara Hangi ara o en yüksek orta isabeti Orta maçtı Ferdi En çok top kazanan Hangi ara top kazandı En çok ikili mücadeleye giren Hangi ara girdi En çok kazanan Hangi ara kazandı Maç başlamadan önce Bak rica ediyorum Arkadaşlar yalvarıyorum bak havada kalmasın Maç önü canlı yayınımızı açın Bir de gündüz kuşağında yaptığımız yayın var Dedim ki maçın kritik iki ismini söylüyorum Osayi Ferdi Osayi Ferdi Bakın bunlar üstünlük kurarsa bunların yanına orta sahadan da birisi eklenir. Yani ama Zayt olur, ama Crespo olur, ama Mert Hakan olur, ama İrfan olur. Gerçi birden fazla girmiş oldu da. Alın işte size bizim analizlerin önemi. Hani maç öncesi şu bizim kanaldaki canlı yayınları ne olur takip edin. Bak çok güzel noktalara değiniyorum. Hani şimdi aklıma gelmiyor. Açın izleyin. Serdar Dursun'a geçelim dur. Rating 8.89. O kadar oynadım. Hocam sahada gezindi hayalet gibiydi. Ya arkadaşlar siz istiyorsunuz dakika başı gol verecek 10 dolar daha. Adam başı 10 dolar verirseniz 30 milyon takipçi var. 300 milyon dolar yapar. 300 milyon dolara çok güzel Rus forvetler alırız. Yani 8.89. Bir gol koşu mesafesi 11.2. Kazandığı ikili mücadele sayısı. Bakın. Dünya tarihine geçsin kazandığı ikili mücadele sayısı 9 9 artı hava topu kazanma 3 uzaklaştırma 2 rakip alanda pas isabeti %53.8 bu kötü işte hani pas isabeti ama zaten pas istasyonluğu yapmıyor. Serdar Dursun 10 gol 1 asisti var ligde. 10 golü 1 asisti var. Fenerbahçe formasıyla ligde 10 gol ulaşan Serdar Dursun 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe'de 10 gol atan Semih Şentürk sonrası bu sayıya ulaşan ilk Türk futbolcu oldu. Semih'in bir de gol krallığı var da. Şimdi bonservissiz 3. forvet olarak aldığın Serdar Dursun 7 milyon euro alınan çöpten 7 milyon euroya alınıp 25 milyon euroya satılacağı hayal edilen sarı çöpten yani çok daha iyi. 9 ikili mücadele kazanmış. İnanılmaz. Bu arada Fenerbahçe'de maç Galatasaray maçı için en iyi 7 futbolcu reytingi. Serdar Dursun 8.89. Ben Serdar'a 9 veririm açıkçası. 10 vermem. Tamam gol attı etti ama bir kafa vuruşu vardı yükseldi. Onu da gol ile sonuçlandıysa 10 alırdı. Kim Minji 8.56. Kalkın gidiyoruz. Geri geldik. 8.56 nedir ya? ne yapması lazım? Adam mı öldürmesi lazım? Sahada e, yarasa mı yemesi lazım? Daha ne yapması lazım? Zayt 802. Osayi 797. İrfancan 784. Crespo 727. Mert Hakan 709. Hocam Galatasaray'dan kimse yok. Onlarınki ayrı değil mi hocam? Evet, onlarınki ayrı. 300. Arda Turan işte 700. Arda Turan benden şişman Ben Galatasaray'la nasıl sindiriyorsunuz içinize ya? Şimdi Mert Hakan demiş sonuncu isim Mert Hakan değil mi? Yanlışım yok. U19 maçı için prim veriyor. Islıklanıyor takıma küsmüyor. Yeğenler her zaman maça getiriyor. Maç sonrası formasını tereddütsüz dağıtıyor. Kötü oynuyor bazen ama mücadelesini bırakmıyor. Hani voleybol, basketbol maçlarına falan gidiyor. İyi bir Fenerbahçeli, iyi bir futbolcu. Olay burada. Ama gerçekten iki takım orta saha hattına bir bakar mısınız? Crespo, Zayt, İrfan. Talyan Berkan çiki 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 dao. Bu arada Talyan'ın 0 gol 0 asisti varmış. A Spor'daki yorumcular ne Onlar söyledi. Berkan'ın 2 asisti. Çikildağ'ın 4 gol 3 asisti mi? 3 gol 4 asisti mi varmış? Hani 3 <laughs> gol 4 asistlerin toplamda 3 gol 6 asist. Yani 3 G 6 A. Niye 6? Bilmiyorum. Crespo Zayt. İrfan Crespo'nun 1'e 1. Bir. Öyle söylediler. Zayt'sın 8. 9'a 1 oldu. İrfan'ın da e, 4'e 5'miş herhalde. 4 gol olsa 13'e 6 mı yapıyor? Böyle bir ortası <laughs> Şimdi 2016-2017'den sonra Galatasaray Süper Lig'de hani iki maçta da yenme başarısı. Bu arada Kim Minji demişken unutulmasın. İşin içine korku girince bizim mesleğin tadı kaçar. Belki de bu yüzden yalnızca cesurların işidir. Badena demiş Fenerbahçe Spor Kulübü. Şimdi galibiyet alıyoruz. Kim Minji konuşuluyor. Yeniliyoruz. Kim Minji'yi. Derbi kazanıyoruz. Kim Minji'yi. Hani maç değişiyor, skor değişiyor ama Kim Minji değişmiyor. Performansı değişmiyor. Helal olsun. Yani bir kere bile top geçirmedi gerçekten. Ha şu da bir gerçek. Karşımızda küme düşme adayı olan bir takım var ve küme düşme adayının stoperleri Kim Minji ile kıyaslanıyor. Yani dehşetül bahşet. Bu arada o. Demişken unutmadan söyleyeyim. Sarı kart yedikten sonraki Markao'yu gördünüz değil mi arkadaşlar? Sıradanın altında vasat ötesi bir topçu. Bu arada arkadaşlar bilginiz olsun Galatasaray Markao'yu 4 milyon euroya aldı 2019'da. 4 milyon euroya aldı. Adaletli bir ligden izleyen bütün temsilciler şunu söylüyor. Burada bu adamı kolluyorlar. Bizim ligde bu kadar sertleye izin vermezler diyorlar. Yani adaletli gelenlerin hepsi. Nelson 7 milyon euroya da 10'a aldılar. 11 milyon euro. Fenerbahçe 2'ye ikiye... birini 3'e birini aldı. Bu arada Nelson'un şu piyasa değerini 7'den 10'a yükselten transfer market yetkilileri. Gerçekten zekanıza hayranım ya. Yani karşınızdaki takım küme düşme adayı. Ya çok ilginç ya. Neyse. İrfan Can Kahveci bu arada Göztepe maçında cezalı duruma düştü. Ve ben İrfancan Kahveci Cezal cezalı duruma düşmüşken Arda Güler duyumunu vereyim. Arda Güler Göztepe maçında ilk 11'de. Tabi bir aksilik olmazsa. Hani Allah göstermesin. Sakatlık olur, cır, cır olur. Hocam İrfan kalk cezası yedi ondan dolayıdır. Yok Mesut affedilmeyecek. Ozan Tufan affedilmeyecek. Hani derbiyi kazandık bir e, şey beklerler mi diye. Yok affedilmeyecekler. Ama İsmail Kartal düzen bozulmasın affedebiliriz derse İsmail Kartal demişken İsmail Kartal ilk maçına çıktığı Ocak 2022'den bu yana Süper Lig'de en fazla puan toplayan isimmiş 27 puanla ve en yüksek gol averajına sahip olan isimmiş 14 golle. Yani Fenerbahçe takımı tabii ki 14 golle. Hani bu süreçte Fenerbahçe'den daha fazla galibiyet alan hiçbir takım yok. 8 mağlubiyet alan ya da daha az mağlubiyet alan hiçbir takım yok. Bir mağlubiyet. Fenerbahçe'nin. İsmail Kartal göreve geldikten sonra 12 haftada Süper Lig'deki puan durumu. Fenerbahçe 27, Kasımpaşa 23, Trabzon 23, Alanya 23. Ben Kasımpaşa'yı överken diyordunuz ya bana ya hocam saçmalama küme düşecek bu takım diye. Bak o yardımcı antrenörlere süper gitti. Bu arada İsmail Kartal'ın bir cümlesini söyleyeyim. Başkanımız artık bize güveniyor. Bu İsmail Kartal löv olaylarını sonra diğer videoda konuşurum. Şimdi bu videoda konuşmam gereken önemli bir olay var. Birincisi Şimdi Fenerbahçe resmi hesabı bir şey paylaştı. Bir aslan oyuncaklı bir şey paylaştı. Çok da güzel paylaşmışlar. Yani yok ezeli rakipmiş, yok kaliteymiş, yok Cumhurbaşkanı savcılar, ha savcılar harekete geçmiş, yok hapis cezası gelecekmiş, yok Fenerbahçe kapatılacakmış. Arkadaşlar sosyal medyayı bir gezin bakın bakalım. Hapis cezası diyorlar. Savcılar harekete geçsin. La tövbe estağfurullah. Aslan oyuncağına bir şey mi yapıldı? Bizim bilmediğimiz. Ya bu bir eğlence. Futbol bir eğlence. Ya bunu memleket meselesi yaptılar. Ya Avrupa'da neler yapıyorlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Winch <laughs> seyrediyordu aslan fark ettiniz mi bunu? Winch seyrediyor. Tekrar açın tekrar deyin. Hani o da 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 diye şey yapıyor mesela. Ya ben dünden beri belki 100 kereye yakın açtım. Benim iki tane kız var ikisi de gülüyor ellerinizden öperler. Rabbim hepimizin çoluğuna çocuğuna... Sağlık ömürler versin. Allah hepimizin çocuğunu, analı babalı büyütsün inşallah. Hayırlı evlatlar olsunlar. Vatanımıza, milletimize, bizlere. Şimdi benim kızlar gülüyorlar. Özellikle hani şu kediyle aslancık yan yana duruyor ya. Ya yani orada kahkaha atıyorlar. Kedi diyor beni küçük. Ya yani mizah böyle olur. Ya yani maç sonu takılma falan böyle olur. Yani edepli şekilde, komik şekilde bir düşünün. Bunu düşünen ellerine sağlık rica ederim. Yani Memleket meselesi yapmışlar. Yok Cumhurbaşkanı el atmalı, yok bilmem ne falan filan. Siz nereye el atın biliyor musunuz? O şampiyonluk posterlerini gizlemek zorunda kaldınız ya içindeki kahramanlardan dolayı. Siz oraya el atın. Siz nereye el atın biliyor musunuz? Fenerbahçe takım otobüsü kurşunlandıktan sonra otobüs başına geçip orada bunu görselleştirmeye çalışan e, yöneticileriniz de arayın. Nereye el atın biliyor musunuz? Özledik seni Fatih. Şey hocam bilmem ne hocam diyen Yöneticilerinize el atın. Nereye el atın biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin takım otobüsü kurşunlandıktan sonra, dördüncü yıldızdan olduktan sonra, dördüncü yıldız tişörtü bastırıp oraya kurşun işareti koyan Galatasaray storenizde yok neydi? Ee, saman neydi? Bir şey storeydi. Galatasaray store diyelim ya. Yani onları da arayın. Yani savcıları falan orada göreve çağırın. Eğer savcıları göreve çağıracak olursanız emin olun sizin daha çok çağıracak şeyiniz var. Ben şunu söyleyeyim. Galatasaraylıların bugün konuşmaya hakkı yok. Sizin bugün utancınızdan yerin dibine girmeniz lazım. Bir, Arda Turan'ın o göbeği ne ya? Ya siz yalnız hiç mi şeyiniz yok? Bak Fenerbahçe'de olsaydı şu anda Cengiz abinin başını çektiği, benim falan destek verdiğim herhalde bir 120 bin tweet attıydık biz. Arda Turan go home diye artık. La biz Mesut'u beğenmiyoruz. Mesut Özil'i sahada koşmuyor diye. Adam kaç tane golü var Fenerbahçe'de, kaç tane şey var. Biz Mesut'u beğenmiyoruz. Feshedilse gitse bayram edilir. Biz Sosa'yı beğenmiyoruz. Kaç golü, kaç asisti var. Anlatabiliyor muyum? Neymiş işte e, içki içti de işte elinde şişe vardı da kızdan eğlendi diye. Sanki zannedersin diğer futbolcuların hepsi teravih kılıyordu o anda. Geç o an Ramazan başlama dedi. Teravih kılamazlar mantık olarak. Yatsı kılarlar en fazla. Ya, biz bunu beğenmiyoruz. Ya siz nasıl sindiriyorsunuz o arada Turan'ın o tane? La ben de 35 yaşındayım. Tam bu ara biraz kilo aldım Ramazan'da inşallah. İnşallah vereceğiz. İnşallah vereceğiz. Ne zaman baba mezara gitmeden inşallah vereceğiz. Hani benim için normal. Benim mesleğim futbolculuk ki. Benim mesleğim öğretmenlik. Ben hani dilim dönmezse Allah göstermesin. Beceremezsem o zaman eleştirirsin. Ama ya o göbeği nasıl sindirebiliyorsunuz? Bir. İkincisi. Siz o neydi? Upload mıydı? Yok şey. Download. Dur. MP3 indir e, ee, neydi ya? zambili zamdam samsaklı mı? Yok dur. Ta torrent torrent. Torrent. IPT yok. IPT, torrent lan IPTV'de dur torrent. Siz o torrenti gerçekten ve gerçekten sistem hocası diye sistem kursun diye takımın başına mı getirdiniz? Ulan bu adam yürüyen merdivene tersten biner. Bu adam asansör varken merdivenden çıkıp aa asansör varmış burada. Keşke asansöre girip de duş, duş alsaydık falan der. Ya maç sonunda inanamadım. Çeviri hatası mı dedim? Acaba çevirmenin hatası mı dedim? Portekizci bilen dostlarıma danıştım. Atletico Madrid yöneticilerini falan. Hani birisinden şey yapamadık. Kimseye danışmadım. Şaka yapıyorum da. Ya çıkmış demiş ki. Duymayanlar varsa duysun. İkinci gol komikti demiş. Top bizim oyuncumuzdan sekti. Onların oyuncusuna geldi. Şans golüydü demiş. Biri de çıkıp sektir git dememiş. Yani bu sekti demiş. Sekti. Yani sektirdi demiş. Sektir git demiş. Sektir hani kendi oyuncusundan sektiğini iddia etmiş. Ama muhtemelen bir Mert Hakan'dan dolayı bir yanık var ya muhtemelen Mert Hakan'ı kendi oyuncuları sanıyorlar. Yani sektirdi diyor. Sektirip gitti arkaya diyor. Arkadaki vurdu gol oldu diyor. Komikti. Bak bir daha okuyayım. İkinci gol komikti. Bizim oyuncumuzdan sekti. Onların oyuncusuna geldi. Şans golüydü demiş. Yani <laughs> ya tekrar tekrar baktım. Ulan dedim acaba hani gözlüklerin numarasının değişmesi lazım? İrfan ortalıyor. Mert Hakan o 7 milyon euroluk 14 milyon euro atı 10 milyon euro 24 milyon euroluk duvarın önünden kafayla arka direğe sektiriyor. Arka direkteki de sektiriyor. Yani Serdar Dursun kafayı gömçürüyor. oluyor Hangi Galatasaraylı oyuncuya değdi diye düşündüm. Aklıma tek gelen hani bunlar Mert Hakan'ı aldık ettik falan dedi. Ha, namus meselesi bizim koynumuzdan kadın almak işte futbolcu almak gibidir bir, bir şey dediler. Sonra Mert Hakan Fenerbahçe'ye imza attı. Herhalde akıllarına o geldi. Ya siz buna itiraz edin. Çıkmış tek kale oynadık. Hakem doğramasa 5-0 kazanacaktık demiştir. Allah aşkına hangi zeka ürünü? Hangi kafa yapısı bu? Hangi zihniyet? Lan birinde marka dengesiz giriyor, birinde İrfancan dengesiz giriyor. İrfancan sarı kart alıyor, kırmızısı olmaz. Bilek ve daha üstüne olursa olur. Başakşehir maçını açın bakın özetine. Gösterilmeyen kaç kırmızı var orada. Yok kırmızı olacaktın. Kerem'i sakatlamıyor. Lan o Markao'nun girdiği taban. Talyan arka arkaya dört tane faul yaptı. Neredeyse sarı kart almıyor 90 artı 2'de. Markao'nun şeyi Rossi'ye hareketi hakemden kaçıyor. Hakem çağırıyor gelmiyor. İtaatsizlikten kaç tane sarı yedirirsiniz. Babel'in şiddetli itirazları. O Babel'in attığı omuz Zayt şey, Crespo'ya attığı omuz. Şey, herhalde Galatasaray olsa penaltı beklersiniz 50 kere. Halil'e elle, elle, elle gol attı diyor. Vara bile gitmedi diyor. Lan arkadaş Geri zekalı mısınız? Elle oynadı işte. Vara gitmesine gerek yok ki. Vardaki adam elle oynamadıysa der ki arkadaş sen elle iptal ettin ama gel izle. Elle oynasa ne diyecek? Evet elle oynama. Devam. Fenerbahçe'nin ikinci gol öncesinde faul varmış. Mantıklı. Evet. Çok mantıklı. Kabul. Mantıklı. Aynı mantıkla gidersek Ferdi Kadıoğlu'nun şu ceza sahası içine soktuğu futbolcunuzun eline değen topta penaltı. Aynı mantıkla gidersek. Net olarak penaltı hemde o onu ittiriyor, çektiriyor. Şu, futbolda şu. Şunu yaptırıyorsunuz. Hakemlere yaptırtmayın. Futbolcu geliyor. Bizim mesela bizim futbolcu gidiyor, futbolcu geliyor. Şuradan tutuyor. Arasına bir mesafe koyuyor şöyle elini açıp. Yaptırmayın bunu. Süper bu saçmalığı yaptırmayın. Formadan çekerek yaptırmayın. Ha ittirme. Şöyle bak. ittiriyor mesela çek gelen futbolcu şöyle eline ittiriyor. Bir eliyle şöyle ittiriyor. Tamam mı? Bir eliyle ittirip topa sahip. Bu yok futbolda. Bunu bu kural çıkar. Şu omuz atma. Lan omuz atma ayrı, omuzu koyma ayrı. Bak şu omuzu koymayla omuz atma ayrı. Saçma sapan şeyler. Halil Dervişoğlu kendini her fırsatta yere bırakıyor penaltı alayım diye. Yuvarlana yuvarlana iş yapıyorsunuz. Aman aman. Uzun lafın kısası. Galatasaray rezil bir top oynadı. Fenerbahçe çok iyi değildi. Galatasaray rezil bir top oynadı. Rezil. Evlere sığmaz rezil bir top oynadı. Hakem faktörü. Ben açıkça söyleyeyim. Hakemin kararlananı çok yadırgamam. Maça tesir eden, maçın sonucunu etkileyen bir karar var mıydı? Yok. Ha olsa Markao'ya ilk yerde kırmızı ver vermesi lazımdı belki. Yaptığı hareketler, tribini oynamalar, vurmalar, indirmeler. Mesela biz bir frikik yakaladık ceza sahası dışına Galatasaray'ın. Nelson orada omuzu vurdu indirdi. Frikik kick Sarı kart yok. Van Arnold kontra atağı kesti sarı kart yok. Talyan kontra atağı kesti sarı kart yok. Orta sahada elle oynadı sarı kart yok. Adamın ayağına bastı sarı kart yok. Sadece bir pozisyon bahsetti. bahsettim bak Talyan'la ilgili. Yani çok ilginç. Omar ne oynadı? Babel ne oynadı? Komis ne oynadı? Çiki çikil dava ne oynadı? Siz bunları düşünün. Şekerim hakemden konuşacak en son takım sizsiniz. Süper Lig'de penaltı. Penaltı rekorunu kıran sizsiniz. Süper Lig penaltı raporu. Süper Lig'de tutulun diye belki de en çok penaltı verilen takım kim? Bir bakın ya. Bakın, Süper Lig penaltı raporu. Alınan penaltılar 10 penaltı Galatasaray. Rekor zirvede. Sonuncu Başakşehir'in 3, Karagümrük'ün 3. Yukarı doğru gidiyorum. Beşiktaş'ın 5, Fenerbahçe'nin 8, Trabzon'un 8. Hani buyur. Sen kümede kaldı diye belki de. Gaziantep'e 9 penaltı vermiş. 9'unda gol atmış mesela. Hiç kaçırdığı yok. Antalya ile da 4'er vermişler. Onların da kaçırdığı yok. Başakşehir'e 3 vermişler. Onların da kaçırdığı yok. Yani lafa geldi miydi ağıt, zılgıt? İcraata geldi miydi? Ya ben yazmadım kuzenim yazmış. Geçiniz bunları. Geçiniz bunları. Fenerbahçe tertemiz bir şekilde galibiyet elde etti. Dediğim gibi hata mı arıyorsunuz? Gidin Arda Turan'da arayın. Gidin o torrentinizde arayın. Yok savcılar göreve gelsin. Çocuklaşmayın ya. Ahmet sen çocuk musun ya? Çocuklaşmayın. Gerek yok. Bırakın keyfini çıkarın. Ha, yeni yapılanma. Şöyle böyle gençleşme operasyonu falan filan. Gidin kendinizi kandırın. Gidin kendinizi kandırın. Fatih Terim'in orada bir otoritesi vardı. Hakemlerin üstünde, Türk futbolunun üstünde bir otoritesi vardı. Yapıyordu. bir, bir orada bir sihirli bir hareketini yapıyordu. Ha altı. penaltı. Yani durum bu. Eee onun üstüne de söylenecek bir şey yok. Fenerbahçe dediğim gibi güzel bir galibiyet elde etti. Hani zevk almaya bakın. Sonuç kaçınılmazdı. Yani bu futbolla, bu şeyle zaten kaçınılmazdı. Hafta boyunca Fenerbahçe yeneceğiz, Fenerbahçe yeneceğiz diyen teknik direktör o neydi? IPTV miydi? Şey torrent ya hiçbir planı yok, projesi yok. Tek planı var, herifin tek planı var sahtekarlık üzerine gibi ya. Kerem Aktürkoğlu sakat, oynamayacak, sezonu kapattı. Fenerbahçe maçında ilk 11'de. Bakın planımız buydu. Çok zekice. Ben size başka bir şey daha söyleyeyim mi? Elinizi vicdanınıza koyup da söyleyeyim. Fenerbahçe dün son 6-7 maçtır oynadığı topun yarısını oynamadı. Yarısını oynamadı, yarısını. Kayseri maçındakinin zekatını oynasaydı 4-0 yenerdi. Kayseri maçındakine zekatını oynasa 4-0 yenerdi. Karşındaki Fenerbahçe top oynayamadı, top kuramadı, oynayamadı. Hani Van Anholt'un arkasına top doğru düzgün atılmadı. Bir tane atıldı, gol oldu. Başka yok. bir tane daha atıldı. O sahayı yanlış tercih, belki doğru tercih yapsa farklı olurdu. Arda Güler oyuna girdi, gol atmadı mesela. Anlatabiliyor muyum? Hani Zayt'sın bir tane şutu var. Crespo'nun şutu da yok herhalde. Hani hiç katkıda bulunmadılar. Mert Hakan falan uzaktan denemedi. İrfancan bir tane denedi herhalde. Frikik'te de başka yok. Yani siz dua edin Fenerbahçe böyle oynadı. Biz baskı yaptık. Fenerbahçe hep topu şişirmek zorunda kaldı. Bu Fenerbahçe'nin taktiği. Bu Fenerbahçe'nin taktiği. Süper Lig'de şuursuzca pres yapan takımlara karşı taktiği. Allah Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçelilerin yardımcısı olsun. inşallah. Ee, kalan maçlarda tamamlayıp iyi güzel bir sıralamada bitiririz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. En başta söyledim mi? Yine söyleyeyim. O cümleyi beğendiyseniz videoya beğen atmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere.